Arkadaşlar merhaba. Mayıs ayının ilk webinarında tekrar bir aradayız. Vakit ayırıp gelen arkadaşlara öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugünün genel konusunu şöyle özetleyelim. Öncelikle borsalara bakacağız. Uluslararası borsalarda genel görüntü nedir? Nasıl bir eğilim içerisindeyiz? Gidişat ne yöne doğru olabilir? Onlara bakacağız. Ondan sonra majör para birimleri içerisindeki bazı para birimlerinin genel görüntüsünü, genel olarak dolar endeksi ve majör para birimleri. Euro bölgesinde bir başka konumuz, Euro bölgesinde son zamanlarda çok fazla dinlendirilen para darlığı, yani deflasyon söylentileri var. Bununla ilgili genel fikirlerimizi oluşturacağız. Onları aktarmaya çalışacağız size. Bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerin paraları, yani egzotik paralar dediğimiz paralardaki genel görüntü nedir? Bir diğer konumuz petroldeki gidişat ne yönde olabilir? Şu ana kadar geldiğimiz durum nedir? Bundan sonraki değişiklikler nasıl olabilir? Onlara bakacağız. Sonra da altında genel bir inceleme yapacağız. Genel başlıklarımız bu. Şimdiden tekrar hatırlatayım. Sormak istediğiniz sorular olursa şimdiden yazabilirsiniz. Her zamanki gibi webinarın son 15-20 dakikası içerisinde bunları da cevaplamaya çalışırız. Konuşur, tartışırız. Şimdi piyasanın genel görüntüsünü hem emtialarda aslında hem dolar endeksi şeklinde bu dönemde de fazlasıyla endeksler gösteriyor. Onun için ilk inceleyeceğimiz konu özellikle Amerikan borsalarında, zaten Avrupa borsaları da hemen hemen Amerikan borsalarına çok yakın hareket ediyor. Onun için onları biraz inceleyelim. Bu grafik Nasdaq grafiği. Nasdaq'ta aşağı yukarı şöyle bir trend oluşmuştu son dönemlerde düştükten sonra. Yani 6500-6600 seviyelerine düştükten sonra çizebileceğimiz net bir trend oluşmuştu. Bu trendi geçen hafta tarihine bakalım. Evet, Mayıs'ın başında bu trend aşağı yönlü kırılmış gibi görünüyor. Sonra 6000, pardon, 6000 değil, 8000, 8590, 8600 civarında bir tekrar bir dönüş yakalamış görüntüsü var. Şimdi eğer bu yükseliş kanalın üstüne çıkarsa görüntü farklı olur. Çıkmaz ve buradan bir pullback yapacaksa aynı şey, yani kırılan trendi teyit edip aşağı yönlü bir hareket mi çizecek? Onu incelemek lazım. Şimdi o konuda fikirlerimizi tabii ki söyleyeceğiz. Önce genel görüntüye bakalım. Amerikan borsalarından birisi bu, Nasdaq görüntüsü. Diğeri de tabii buna çok doğal olarak çok yakın, şeklen yakın bir başka grafik. Bu da Dow Jones grafiği. US 30 diye geçiyor tipinde. US 30 grafiği Nasdaq'taki kadar sert ve net bir trend oluşturmamış olsa da Nasdaq'ta şu dipten oluşturulan bir trend var. Burada da makbul bir trenddir. Evet, aynı hareket burada da var. 23.280, 23.300 civarından trend kırıldıktan sonra tekrar bir yukarı dönüş hareketi var. Burada da bir pullback mi olacak, yoksa bu kanal yukarı yönlü bir hareket mi yapacak? Onu göreceğiz. Şimdi benim fikrim şu. Genel piyasa borsa endekslerindeki şeyden önce biz genel piyasanın ve genel görüntüyü, para konusunu, devletlerin desteklerini, merkez bankalarının desteklerini bir göz önünde bulundurursak tekrar kısaca bir hatırlayalım. İşte Nasdaq 10 bin civarından aşağıya doğru 6500-6600 seviyelerine doğru çok sert bir düşüş hareketi gerçekleştirmişti. Düşüş hareketinin sebebi tabii ki birkaç
içinde küçük sebep olsa da, ilave küçük sebep olsa da, ana sebep hepimizin bildiği gibi bu pandemi denilen koronavirüsünün salgınının tüm dünyaya, özellikle de Amerika'ya hakim olduğunu göstermesi. Çin'de başladıktan sonra önce birçok ülke ciddiye almadı. Aslına bakarsanız şahsi olarak söyleyeyim, ben de etkisinin bu kadar uzun ve sert olabileceğini düşünmemiştim. Geçici bir etki olabileceğini düşündük. Yalan söylemeye gerek yok. Yani genel olarak bütün dünyanın neredeyse kanısı böyleydi. Piyasa hareketleri onun için ilk günlerde hatırlarsınız. Koronavirüs etkisi, işte borsa grafiklerinden değerlendirirsek kabaca söylüyorum, şu günlerde falan Çin'de duyulmaya başlamış olsa da üstüne üstüne bir iki hafta Nasdaq'ın zirve yaptığını da hatırlıyoruz mesela. Demek ki genel piyasa da buna inanmamıştı. Ondan sonra çok sert bir düşüşten sonra tekrar özellikle Fed'in çok ciddi bir para pompalaması sonrasında ciddi ve tekrar aynı sertlikte neredeyse tekrar bir yükseliş yaşanmaya başladı. Şimdi bulunduğumuz seviyeler zirve seviyelerine oldukça yakın aslında. Düştüğü yeri ve düşüş oranını hesap edersek, göz önünde bulundursak daha doğrusu, şu anda bulunduğumuz seviyeler kaybın çok ciddi bir miktarını geri almış gibi görünüyor. Bundan sonrasında peki nasıl olur? Bu trend yukarı kırılır mı? Yukarıya geçilir mi? Yoksa aşağı yönlü bir hareketle trend teyidini mi almış olur? Ona bakacağız. Ondan önce genel görüntü şu. Şimdi borsayı etkileyen en önemli faktör tabii para. Borsanın önemli para. Bunda hiç tereddüt yok. Ama daha az bile olsa aslında, yani aslında işin özü bu ikinci söyleyeceğim şık da, tabii siz buna rağmen borsaya para bastığınız müddetçe borsa yükselme, neticede alım satım, arz talep dengesi, hisse senedi bazında arz talep dengesi eğer talep tarafında yoğunlaşıyorsa, yani ciddi bir miktarda para aktarıyorsanız borsaya, o zaman tabii borsa çok doğal olarak yükselecek. Bu yükseliş bir sanal yükseliş midir, değil midir? Bu çok da önemli olmuyor aslında bakarsanız. Neden? Önemli olan nihai sonuç. Sanal yükseliş olup olmamasının şöyle bir etkisi olabilir. İleriye yönelik bu hareket ne kadar kalıcı olabilir? Ne kadar devam edebilir? Nereye kadar gidebilir sorusunda belki başka bir takım endişeler yaratabilir. Ama yükseliyor mu? Yükseliyor. Alan kar ediyor mu? Ediyor. En nihayetinde bu finansal yatırımlarda sonuç odaklı bir görüntü oluyorsa bunda da dikkate almak lazım. Şimdi tabii ilk etki zaten piyasaya Fed tarafından, Amerikan piyasasına özellikle ilk etapta 1 trilyon dolar, sonrasında da ucu açık gerektiği kadar söylemiyle verilen mesaj çok etkili oldu. Diğer etken ise borsadaki kalıcı yükselişin olup olmaması. Şimdi buradayız. Borsada kalıcı yükseliş olacaksa şayet, bu trendin yukarı yönlü kırılması, hatta şu bölgenin 9200 galiba burası, 9100 bölgesinin, yani bir önceki yaptığı küçük zirveyi yukarı yönlü de geçmesi lazım. Bu geçilebilir mi? Bana sorarsanız çok mantıklı ve çok doğru gelmiyor. Şunun için doğru gelmiyor. Evet, piyasaya çok ciddi şekilde para aktarılıyor. Ama bunun yapay ve suni bir köpük yaratmasına bence FED izin vermeyecektir. Vermemeli de daha doğrusu. Bu ileriye yönelik çok daha başka sıkıntılara sebep olabilir. Bizim gördüğümüzü elbette onlar da görüyor. Bu aralıkta tutmak ufak düşüşlerle, ufak çıkışlarla herkesin açıkçası daha çok işine gelecektir bence. Yani evet, çok bir düşüşle 6600-6500 seviyelerine inen borsa genel piyasada çok ciddi bir panik satışı getiriyor. Getirdi de zaten. Borsadaki bu çöküşle beraber majör paritelerde, hatırlarsınız, sterlin dolar paritesinde de 1.14 civarını gördük.
Evet, petrolün başka gerekçeleri, başka sebepleri vardı ama borsadaki genel görüntünün bozulması da psikolojik açıdan petrolü çok ciddi şekilde baskı altında tuttu. Bunu da inkar edemeyiz. Ha, petrol gene düşecekti, eyvallah, ama belki 7'lere 8'lere değil de işte 15'lere 13'lere 20'lere düşecekti. Ulan bu bir varsayım. Benim varsayımım belki de, ama bu psikolojik baskı, borsa bunu yaşıyorsa petrol neyi yaşar handikapıyla beraber gündemin çok bozulması, psikolojinin çok bozulması her kalemde satış getirdi. Yine geçenlerde tekrar, her seferinde tekrar etmeyelim. Altında dahi satış getiren bir süreç yaşadık. Borsada şimdi çok bu içinde bulunduğumuz dönemlerde yavaş yavaş bilançolar açıklanmaya başlıyor. Evet, bu bilişim hisselerinde Nasdaq'ın içinde bulundurduğu hisseler, belki biraz daha teknoloji hisseleri, bilişim hisseleri ve teknoloji ayrıca bilişim hisselerinin bugünlerde daha diğer sektörlere göre daha çok prim yaptığını görüyoruz. Ciddi karlar açıklayan şirketler var ama borsa tek başına bundan ibaret değil. İşte diğer taraftan Dow Jones'a baktığınızda içinde uçak şirketleri, havaalanı şirketi, hava yolu şirketleri, birçok şirketin, sadece böyle değil, ağır sanayi şirketlerinin, işte otomotiv şirketlerinin, bir sürü büyük şirketin olduğu başka bir borsa grubu bu da. Bundaki bilançoların çok ciddi şekilde bozulma yaşayacağı kesin. Şimdi benim fikrim o ki, biz bu trendin yukarısı zorlansa bile, yani trend burada pullback yapma ihtiyacı duydu, hareketin içeriği de o muhteviyatta gelişiyor hala. Bir miktar daha yükselme potansiyeli var mı? Var, evet. Zaten bu çok sert ve dik yükselen bir trend çizgisi. Bu çizgiyi takip etmesi zaten belirli bir yükselişi getirebilir. Ama ben bu çizginin üstünde, bu çizginin yukarı yönlü kırılıp yukarıda kalıcı olabileceği fikrinde değilim açıkçası. Çünkü en nihayetinde şirketin para kazanması, borsadaki yatırımcının para kazanmasıyla, bizdeki gibi düşünmeyin, bizde öyle olmuyor. Bizde çok daha farklı dönüyor işler. Yani BIST 100'den bahsediyorum. Ama yurt dışındaki, Amerika'daki denetimin çok ciddi, incelemelerin çok ciddi olduğu ülkelerde borsa işleri öyle dönmüyor. Tabii yani şirketin bir para kazanması lazım. Yatırımcının ancak bu şekilde para kazanması mümkün. Peki para kazanamayan şirket hisse senedini nasıl yükseltebilir? Bilançoları peş peşe kötü gelen şirketler olduktan sonra içinde ferdi olarak para kazanan şirket olmasına bir itirazımız yok. Dediğimiz gibi bilişim ya da teknoloji şirketinden ya da münferiden, kendi bulunduğu sektörün özelliğine, işte sağlık sektörüne hizmet veren bir ilaç şirketi ya da bir başka şirket bu şekilde kârda görünebilir, ama o borsanın tamamını yukarı yönlü hareket ettirmeye yetmez. Borsaların, özellikle Amerikan borsalarının öncü olduğunu düşünürsek de bu da genel olarak tüm dünyaya yansıyacaktır. İşin özü, kısaca benim şahsi fikrim şudur. Ben bu borsaların çok uzun süreli yukarı yönlü hareketini devam ettirebileceğini düşünmüyorum. Hele hele eski zirveleri geçebileceğini asla ve asla düşünmüyorum. Yalnız genel olarak şu kötümserlikte de değilim. Burayı geçemez, buradan sonra çok ciddi şekilde aşağıya eskisinden daha sert bir satış yer fikrinde de değilim. Evet, bir satış yemesini, ciddi bir talep kaybı oluşmasını açıkçası ben de bekliyorum. Ama o gün sanki bugün değil. Bir miktar daha bu bölgede oyalanması, biraz daha aşağıya, biraz daha yukarıya derken belki bir yatay seyir içerisinde hareket etmesi sanki daha mantıklı. Çünkü bir taraftan aşağı yönlü baskı yapan bilanço detayları var. Diğer taraftan da yukarı yönlü baskı yapan Fed'in, inanılmaz Fed'den gelen inanılmaz bir para akışı var. Bu ikisinin arasında bocalayan, karar veremeyen, büyük alımlarla yön değiştirmiş gibi görünen bir borsa endeksi görmek
hiç de sürpriz olmayacaktır. Ben bir süre daha eski diple, eski zirve, hatta eski zirve bile değil, eski diple bu bölgeler arasında işte US 30 açısından söylersek şu seviyeler çok önemli bir direnç olarak çalışabilir. Yavaş yavaş buradan yukarıya takip edebilir. Şu hareketi beklemiyorum, onu söylemeye çalışıyorum. Buradan pullback yaptıktan sonra çok sert bir aşağı, yani sertten kastımız evet şu 2250 2000 pardon 2300 2400 hatta bu bölgelere kadar inmesi belki mümkün olabilir. Ama dediğim gibi ben bu aralıkta hatta belki şu aralıkta bir yatay seyir olmasını daha makul ve mantıklı olarak görüyorum. Nasdaq için de aynı şeyler geçerli. İşte yukarıda bunlar tam net çizgiler değil, kabaca fikri anlatmak için söylüyorum. İşte kabaca şu bölgeyle burası ne oluyor? 9250 civarı. Aşağıda da sadece şeklen göstermek için çiziyorum bunu arkadaşlar. Aşağıda da 8050 mi orası? Yok. 8100 civarı, 8000, 8100 civarında şu bölgede ağırlıklı bu bölgede hareket etmesi aslında bana çok daha mantıklı geliyor. Ne kadar? Bir süre daha. Ne kadar bir süre? İşte bu ikinci dalgadan bahsediliyor. Hatta belki üçüncü dalgadan bahsediliyor. Bunlar konuşulan şeyler. Kimse bir şey bildiği için söylemiyor. Biz de bilmiyoruz, onlar da bilmiyor. Yani bunu söyleyenin bir doktor olması ya da bu konuda bir uzman olması, hani sağlık konusunda uzman olması sizden bizden ya küçümsemek için söylemiyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Hani onlar için de yeni, bizim için de yeni. İkinci dalga olacak mı, olmayacak mı? Bununla ilgili olacaksa kim ne kadar, hangi toplum ne kadar bağışıklık kazandı? Ya Endonezya'da ikinci dalganın olması kimseyi etkilemez. Ama Amerika'da ikinci, üçüncü dalganın olması piyasaları çok ciddi şekilde etkiler. Bunun için hangi ülkede ne kadar etkili olacak, olacak mı, olacaksa ne kadar olacak? Bu etkiler yüzünden ilave tedbirler ya da piyasanın tekrar durması, tüketim şeklinin değişmesi, azalması, daralması yaşanacak mı? Buna göre borsa endeksleri aşağıya da yukarı hareketi netleştirecek olabilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama ben o esas sebebin, düşüş sebebinin bu bant hareketinden birkaç aylık bir bant hareketinden sonra yukarı yönlü olmak yerine aşağı yönlü olmasını daha çok olası görüyorum. Sebebi de şu, bu ikinci dalga, üçüncü dalga hikayesine ben açıkçası çok inanmıyorum. Yine yanılıyor olabilirim. Yani daha önce de bu işin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim demiştim ya. Aynı şekilde yanılıyor olabilirim ama ben o şekilde olacağını sanmıyorum. Daha çok gelen işsizlik, gelecek işsizlik rakamlarının, işte gelecek makroekonomik dengelerdeki bozulmanın, işte kişisel harcama verilerinin bozulmasının, enflasyonist verilerin bozulmasının ve özellikle bilançoların, bu sadece bu dönemki bilançolar değil, uzun dönemli bilançolar, 6 aylık ve yıllık şirketlerin bilançolarının kalıcı olarak bozulduğunu, en azından eskiye göre kalıcı olarak bir süre orta vadede bozulduğunu göstermesi borsanın aşağı yönlü hareketini biraz daha derinleştirecek olabilir. Yani benim varsayımım bir müddet böyle bir yatay bantta hareketten sonra belki eski dipleri işte 6500, 6600 belki hatta 6100'leri bir miktar daha aşağıda. Ama şuna inanmıyorum. Ben felaket senaryosunu çizenlerden ya da onlara inananlardan değilim. 6100'ler olabilir, 6200'ler olabilir. Eski dip 6000, eski yakın dip daha doğrusu. 6500, 6600 seviyeleri olabilir. Ama şu bölgeye tekrar gideceğimizi, 4000'li seviyelerin çok ekstra bir durum olmazsa şu an gördüğümüz şartlar sebebiyle yani koronavirüs meselesi ve mevcut ekonomideki mevcut bozulmaları bu 4000 seviyelere götüreceğini ben şahsen düşünmüyorum.
Bu bizim borsamıza nasıl yansır? Elbette aşağı yönlü bir hareket hiçbir ülkeye yansımayacağı gibi bize de iyi yansımayacaktır. Aynı hareket varsayımı orada da düşünülebilir. Bir müddet işte yukarıda belki 105 bin, aşağıda 88 bin, 90 bin seviyesinde ara ara kısmi ihlaller de olsa burada bir bant hareketi yapıp ondan sonra genel dünya borsalarının hareketiyle beraber bana göre o da kendine bir yön çizecektir. Ama şunu söylemek lazım. Birebir aynı hareketi aynı yönde, aynı yüzdesel hesaplarla aynı hareketini beklemek yükseliş ya da düşüş fark etmez. Aynı hareketi beklemek uluslararası borsalarla, büyük borsalarla BIST 100 arasında bu mukayeseyi yapmak bence biraz fazla iyimserlik olur. Sadece bize özgü değil, bizim gibi ülkelerde bu tür dönemlerde para çıkışlarının çok sert ve hızlı olduğunu her zaman gördük. Bu dönemde de, bundan önce de bizde bir bozulma başlamıştı zaten açıkçası. Makroekonomik dengelerde. Onu biraz sonra TL'de genel olarak incelemeye başladığımız zaman tekrar bahsederiz. Bizde daha önce bir bozulma başlamıştı. Üstüne bu salgın pandemi hikayesiyle beraber bu bozulma biraz daha sertleşti ve derinleşti. Ayrıca bir de bizim herkesin bildiği gibi böyle işte Amerika'nın ve Fed'in olduğu gibi sınırsız bir bütçemiz maalesef yok. Oradan işte gerekirse 1 trilyon dolar basarız, gerekirse 5 trilyon dolar basarız, ucu açık falan gibi böyle bu tür sözlü söylemler bile, yani zaten bunu yapamayacağımızı biliyoruz da sözlü söylemlerin bile çok etkili olmayacağını biliyoruz. Yine ülkenin böyle bir gücü yok. Dolayısıyla BIST 100 gibi bizim gibi ülkelerdeki borsaların bu borsalara göre bir miktar daha olumsuz olacağını düşünmek bence yanlış olmaz. Biraz daha biz aşağı yönlü harekette eski yakın diplerde 88 bin civarında mesela 90 bin altını 88 bin civarını tekrar test edebiliriz. Oralar biraz daha hareketin derinliğini netleştirecek, hareket içeriğini kesinleştirecek seviyeler olacaktır. O bölgeler biraz daha önemli bölgeler. İzleyip göreceğiz hep beraber. Devam eder günlerde. Genel piyasa hareketleriyle ilgili benim söyleyeceğim şimdilik bunlar. Sorular varsa dediğim gibi onları şeyde değerlendiririz tekrar. Diğer mevzumuz majör paritelerdeki genel görüntünün ne olduğu. Majör pariteler dediğimizde zaten genel olarak euro dolar ve sterlin dolara baktık. Ağırlıkta hemen dolar endeksini neredeyse özetliyor. Bu hatırlayacağınız böyle bir grafik şeyimiz vardı. Bir kaba kanalımız vardı. Kaba dememdeki sebep şu. Bu kanal çok ciddi ihlaller yaşıyor. Ama yani stop seviyesi olarak belirtilen bir kanal değil ama genel istikamet görüntüsü açısından çok uyumlu ve çok düzgün ve sürekli arz eden bir kanal. Son olarak işte Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü Euro dolarda bir onun çok küçük üstüne çıktı. Kanalın üst noktasına temas etti aşağı yukarı. Ondan sonra tekrar aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Yine söylüyorum, tekrar her seferinde söylüyorum. Ben bu kanalın aşağı yönlü kırılmasını beklemiyorum. Majör paritelerde bu çok rastlanır bir durum değil. Hele Euro dolar bunu neredeyse hiç yapmaz. Benim hatırladığım böyle bir kırılma, düşüş kanalının aşağı yönlü kırılması, majör bir düşüş kanalının aşağı yönlü bir kırılmasını ben hatırlamıyorum. İhlaller olabilir. Bunlar son derece doğal. Yukarıya da aşağıya da. Yukarıya zaten daha fazla ve daha büyük miktarlarda ihlaller yaptığını kanalın görüyoruz. Aşağı yönlü ihlaller çok daha sınırlı ve kısıtlı kalıyor. Hem mesafe olarak hem ihlal sayısı olarak daha kısıtlı kalıyor. Bu da çok net. Bu kanal bir yerden sonra yukarı yönlü kırılacak. O zaman bu zamanla neden olmasın? O da olabilir ama en nihayetinde burada aşağıdan gelen bir 1.03, 1.05 bölgesinde
bir sıkışma yaşamaya başlarsak, bu kanal eğer takip edilmeye devam eder ve her geçen gün bir miktar daha kanal seviye olarak aşağı ineceği için bu seviyeler aşağıya taşınacaktır. Ve bir süre sonra da o bölgede belki bir daralma olacaktır. Belki o zaman olabilir. Şu anda olması gerektirecek çok açıkçası çok net bir şey yok. Sebebi şu, hani genel temayül olarak şöyle bakılır zaten. Dolar endeksindeki değer kaybı, bunu geçen sefer de söylemiştim yanılmıyorsam, tekrar etmekte bir zarar görmüyorum. Dolar endeksinde, yani euro dolarda ve sterlin dolarda yukarı yönlü hareketler, ağır aksak da olsa kalıcı yukarı yönlü hareketler genel olarak piyasada bir iyimserliğe işarettir. Piyasanın düzeldiğine işarettir. Bu doğal olarak dolar endeksinde bir düşüş getirir. Dolar endeksindeki düşüş, yani doların kıymetinin azalıyor gibi görünmesi, piyasanın iyimser olduğuna dair bir takım sonuçlarla gelebilir. Şu anda bu kanalın kırılmasını ve yukarı yönlü hareketi tetikleyecek böyle bir iyimserlik var mı? Bence yok. Yani evet, piyasaya çok ciddi şekilde para aktarılıyor. Gerek Euro bölgesinde gerek Amerika bölgesinde bu işin kontrolden çıkmasını engelleyecek her türlü tedbir alınıyor. Ama en nihayetinde ortada önemsenmeyecek kadar düşük bir sorun değil, çok ciddi bir sorun var. Hem ekonomik manada hem sosyal hayat manasında çok ciddi bir sorun var. Bu sorunu da inkar etmemek lazım. Dolayısıyla bunun da aşağı yönlü bir baskı yarattığını düşünürsek, aynı borsa endekslerindeki gibi bu kanalın bir müddet daha devam etmesi sanki daha olasıymış gibi geliyor. Ama devam etmeyecekse bile, tekrar söylüyorum, bu kanalın kalıcı olarak aşağı yönlü kırılmasından ziyade yukarı yönlü kırılması çok daha olası. Onun için çıktıkça sat yerine düştükçe al pozisyonu euro dolar için sanki daha mantıklı. Şu ara evet, düşüşler sanki daha iştahlı gibi görünüyor. Doğrudur. Ama en nihayetinde kanalın üstüne de değiyor, altına da değiyor. Eninde sonunda eğer olasılık açısından söylüyoruz, yukarı yönlü bir kırılma yaşanacaksa, yukarıda terste kalmak, çok uzun süreli terste kalmak yerine aşağı yönlü kısa süreli terste kalmak sanki daha makbul. Kanalın aşağısı, alt çizgisi şu günlerde 1.06-1.06.50 bölgesinden geçiyor ama tekrar söylüyorum, bu kanal çizgisi aşağıda bir stop seviyesi belirlenerek işlem açılacak netlikte bir çizgi değil. Sadece kabaca yön tayin edecek bir kanaldır bu. 1.06-1.05 bölgesi zaten yatayda da önemli bir, özellikle 1.05 bölgesi yatayda da önemli bir destek bölgesi olduğuna göre bu bölgeler göze alınabilir. Göze alınarak işlem açılması daha doğrudur. İlla da bu paritede işlem açılacaksa genel olarak bu söylenebilir. Sterlin dolar paritesinde euro dolar kadar net bir formasyon açıkçası yok. Bir sıkışmışlık uzun zamandır var. Yatayda bir sıkışmışlık, şu bölgede bir sıkışmışlık var. Ama yani şöyle de bir durum var. Mesela şurada sıkıştığı zaman hareket yukarı kırılmış gibi şu bölgede. Yukarı kırılan bir hareket varsa bu hareketin yukarı yönlü olması, devam etmesi beklenirken öyle olmadı. Tekrar bu yatay bandın içine indi. Şurada da bir kez daha kırıldı. 5-6 kere, belki 1-2 gün, 5-6 kere 4 saat mum kapattı. 1-2 günde oyalandı burada. İşte görüntü bunu gösteriyor. Ona rağmen tekrar kanalın yatay bandının tekrar içerisine girdi. Buradan hareketle iki sefer yukarı yönlü ihlal oldu, aşağı yönlü bir ihlal olmadı ve bu kırılırsa yukarı yönlü kırılacak demek doğru değil. Evet, olasılık açısından bu bandın yukarıda daha fazla ihlal olduğuna göre yukarı yönlü kırılması daha olası. Euro ile de mukayese ettiğiniz zaman evet, euro yukarı kırılacaksa çok büyük ihtimalle sterlin dolar paritesi de yukarı yönlü bir hareket beklenebilir ilerleyen günlerde, ama bu esnada bandın içinde aşağıya doğru bandın altına
dokunuyor olması, yani 1.22 civarı, 1.21.50 civarına bir düşüş hareketi görmekte fazla sürpriz olmamalı. Bu paritede işlem açan arkadaşların da buna dikkat etmesini fazlasıyla önemli bir olduğunu hatırlatmak isterim. Bir diğer önemli konu var aslında. Uzun zamandır, daha doğrusu son zamanlarda birçok yorumcu, hani ciddi yorumcu arkadaşlardan, televizyondaki ciddi yorumcu arkadaşlardan bunu dinliyoruz. Belki siz de tesadüf etmişsinizdir. İddia şu, söylenen şu, bir süre sonra, çok uzun olmayan bir süre sonra Euro bölgesinde çok ciddi şekilde deflasyon sıkıntısı var. Deflasyon riski var diyor, daha doğrusu sıkıntısı var denmiyor. Bunu birkaç ağızdan ayakları yere basan yorumculardan üstelik dinledik, duyduk. Ben bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Deflasyon denen şey para sıkışıklığı. Yani ortada likiditenin bulunamaması, talep edilen paraya ulaşmaktaki güçlük, piyasanın yeterli likiditeye sahip olamaması şeklinde basitçe özetleyebiliriz. Şimdi ortada böyle bir durum olması çok akla yatkın değil. Yakın sürede 2020 içinde böyle bir riskten bahsediliyor. Euro bölgesi de olsa bana bu çok akla yatkın bir iddiaymış gibi görünmüyor. Sebebi şu, bence tam tersi, bu kadar para arzının yüksek olduğu dönemde, başta Amerika kaynaklı olmak olsa bir de Euro bölgesinde de hepimiz hatırlayacağız, 750 milyar euro teşvik paketi açıklandı. Evet, bunun tamamı şu anda kullanılmış ve tüketilmiş değil ama birçok yetkin ağızdan şunu da duyduk. Hani belki bir Amerika'daki tavrı göremiyoruz Euro bölgesinde. Ne kadar gerekiyorsa o kadar destekleriz. Ucu açık bir destek paketimiz var şeklinde bir söylem duymadık belki ama en azından şunu duyduk. İkinci, üçüncü paketler gerekirse yola çıkarılabilir. Tekrar böyle bir hesap kitap yapılabilir şeklinde söylemler var. Yani 750 milyar euro zaten oldukça ciddi bir para. Ama bunun üzerine ikinci ya da üçüncü paketin düşünülüyor ve bu şekilde destek veriliyor olması bir kere piyasadaki para arzını ciddi şekilde genişletecektir. Ayrıca geçen haftaki bir iki grafik göstermiştim, hatırlayacaksınız. Amerika'nın Fed'in bilançosu ile ilgili 6 trilyon doların üstüne çıktığını görmüştük. Tamam, bu paranın tamamı belki aktif piyasada çok hızlı şekilde dönen para değil ama bu para arzı ne kadar yükselirse piyasada dönen para da haliyle o kadar çoğalacaktır. Bir başka şeyle bağlantı kurduğumuz zaman aslında ne demek istediğimiz daha net anlaşılacak. Diğer söylediğimiz de geçen hafta hatırlayacaksınız. Euro bölgesinde yanılmıyorsam çarşamba günüydü. Euro bölgesinde veriler çok iyi geldi ve bu iyi verilerin üstüne piyasa ciddi bir iyimserliğe sahip oldu. Borsalarda yukarı yönlü hareketine başladı demiştik ama o verinin niteliğinin aslında ileriye yönelik sıkıntı yaratabilecek çekirdek enflasyon verileri olduğunu incelemiştik. Halbuki bu dönemde kalıcı iyimserlik sağlayabilecek veriler, işsizlik verileri olabilir, gayri safi milli hasıladaki düzelmeler olabilir. Bu tarz verilerin hiçbirisinde çok net bir düzelme görmüyoruz, çok net bir iyileşme görmüyoruz. Evet, bozulmanın küçüldüğünü, bozulmanın yavaşladığını görüyoruz belki ama iyileşme doğrultusunda herhangi bir şey görmüyoruz. Yani şuraya bağlamaya çalışıyorum. Bu tarz verilerde eğer bir iyileşme olmazsa deflasyon yerine ciddi enflasyon riskiyle karşı karşıyadır böyle bir bölge. Enflasyon olan bölgede de deflasyon olmaz zaten. Yani ya o olacak ya o olacak. Enflasyonun olduğu bölgede ciddi bir para arzında bolluk bulunur. Enflasyonun sebebi, hani bizde biraz farklı yorumlanıyor. Enflasyon mu
faize sebep, faiz mi enflasyona sebep, o mevzuya girmeyelim ama bunların ikisi de birbirini tetikleyen etkenlerdir. Eğer Euro bölgesinde böyle bir bozulma, enflasyonist bir bozulma olursa zaten bu tür bir daralma asla ve asla mümkün değildir ama şunu söylemek lazım. Enflasyon, deflasyon ne kadar para daralması, ne kadar piyasanın istemediği, ne kadar sıkıntı yaratacak bir etkense enflasyonda özellikle yüksek enflasyon en az onun kadar ciddi sıkıntı yaratır. Bunların birbirinden farkı yoktur ama ben para daralması meselesinde piyasanın biraz fazla abartılı temkinli davrandığını düşünüyorum. Bu konuda çok kötümser değilim ben. Ayrıca o işi oraya götürmesini icap eden herhangi bir etken de şu anda piyasanın şartları içerisinde çok mümkün görünmüyor. Tam tersi hareket yapması sanki daha olası gibi görünüyor. Majör paritelerle ilgili ben böyle bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Dolar endeksi açısından bakıldığında dolar endeksinde genel bir özetleme yapalım. Dolar endeksinin tabii piyasanın her başı sıkıştığında dolara sarıldığını açıkçası çok net gördük şimdiye kadar. Bundan sonra da göreceğiz. Ama artık son 10 senedir, özellikle son 5 senedir, sadece bu dönem içerisinde değil, Amerika çok güçlü, yani evet etkili bir dolar istiyor, evet bunun bir ekonominin bir parçası olduğunu çok net olarak biliyor ve hissettiriyor, piyasaya da hissettiriyor ama aşırı kıymetli bir dolar istemediğini, aşırı kıymetli bir dolara doğru yönelme olduğunda aksiyonlar aldığını, aksiyonda hareket ettiğini defalarca gördük. Bundan sonra da tahmin ediyorum bu şekilde hareket edecek. Çünkü hiçbir ülke için çok kıymetli bir para birimi, aşırı kıymetli diyelim, aşırı kıymetli bir para birimi rekabetçi koşulları sağlayamadığı için çok etkili ve çok iyi bir durum değil. Bunun da herkes farkında. O açıdan dolar endeksinde ben çok kalıcı ve çok ezici bir güçlenme olmasını beklemiyorum. Ama tekrar söylüyorum, özellikle son zamanlarda gördüğümüz, net olarak gördüğümüz gibi bundan sonra da bu tür kriz, ama siyasi krizler olur, ama jeopolitik krizler olur, ama ekonomik ve finansal krizler olur, ama bu tür sağlık sebebiyle krizler olur. Her ne olursa olsun ilk fırsatta yatırımcının doları güvenli liman olarak gördüğünü, dolara saldırdığını tekrar tekrar göreceğiz. Bu konuda kalıcı bir bozulma olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama şu saatten sonra piyasada ezici bir dolar gücü olmasını da ben şahsen beklemiyorum. Yani evet bir civarında seyreden bir dolar 100, yani işte 100 mü diyorsunuz, 1 mi diyorsunuz, herkes farklı söyleyebiliyor. 100 civarında seyreden bir dolar endeksi var. Kısmen altına, kısmen üstüne çıktığımızı görüyoruz zaman zaman. Bu son 5 yıldır böyle. Yani bugünlerde böyle değil zaten. Son 5 yıldır böyle olmasına rağmen, hani niye son 5 yıldır diyorum? Son 5 yıl içerisinde çünkü çok şey baştan değişti, sonra geri geldi filan, sıfırdan başladık Amerika'daki faize. İşte 2,5'lara, 2,75'lere kadar neredeyse çıkan bir politika faizi gördük. Ona rağmen dolar endeksi çok gevşemedi, çok aşırı güçlenmedi. Eski bandı 3 aşağı 5 yukarı neyse o bant aralarında gitti geldi. İşte sonra gün geldi bu dolar güvenli liman hikayesi işte bugünlerde olduğu gibi gündeme düştüğünde gene aynı şeyler oldu. Faizler düşürüldü. Dolar endeksi gene 3 aşağı 5 yukarı bir civarında 90, 95 ile 100 arasında ağırlıklı seyrine devam etti. Bundan sonra da çok ekstra ve kısa süreli durumları saymazsak genel olarak
bu harekette, bu bant hareketinde çok ciddi bir bozulma beklemek bana göre biraz fazla maceracı bir tavır olur. Fazla kötümserlik, fazla ya da fazla iyimserlik olabilir. Doların bundan sonraki gidişatı da yani istenilen o zaten. Hem Euro bölgesi böyle istiyor, hem Amerika böyle istiyor. Açıkçası tavırlar bunu gösteriyor. Euro kendini dolara göre pozisyonlandırmayı çok daha seviyor. Ama kaldı ki Euro'nun hareket alanı Fed'in hareket alanı kadar yüksek ve kuvvetli değil. O manada piyasa belirleyicisi bir miktar daha Fed'miş gibi görünüyor. Bu kontrolü de elinden kaybetmeyi tercih edeceğini de çok düşünmüyoruz. Bu aralıkta uzun bir süre daha gidip gelecektir bence. Kısa sürede kriz dönemleri, iyi dönemler, bolluk dönemleri hariç o tür durumlarda aşağı ya da yukarı hareketleri devam edecektir. Egzotiklere gelelim. Egzotiklerde her zaman incelediğimiz gibi iki tane ana para birimimiz var. Birisi Güney Afrika randı, birisi dolar TL. Dolar TL son zamanlarda egzotiklerden biraz negatif ayrıştı. Biraz değil, hatta ciddi negatif ayrıştı. Farklı seviyelere geldi. Yani işte şu bu gerçi saat grafiği çok bir şey ifade etmiyor gibi görünse de grafiğe şeklen baktığınızda Güney Afrika randı da çok makul ve çok iyimser seviyelerde değil. Bunu kabul etmek lazım. 18-18.50 aralığında gidip geliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Hani grafiksel açıdan baktığınız zaman dolar TL'deki net yukarı giden her düzeltmede peşinden alım gelen bant üstüne bant oluşturan bir grafik görüntüsü de yok yani şeyde. Bu manada TL biraz fazla negatif ayrıştı. Şu anda geçenlerde hatırlayacaksınız bu bant kırıldıktan sonra yukarıda tek önemli direncimiz 7.20 demiştik. Şu anda 7.20 direncine doğru çok kararlı bir şekilde hareket ediyor. Kötü olan kısmı şu açıkçası. Gün içerisinde gördüğü seviyenin altına çok inmeyi tercih etmiyor. İşte 4-5 saat önce öğlen saatleriydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte 7.90 7.09 pardon. 7.09 seviyelerini gördük. Aşağı yönlü bir düzeltme hareketi geliyormuş görüntüsü verse de hemen peşinden alımlar geldi ve şimdi tekrar 7.09, 7.10 civarlarında tekrar hareket ediyor. Çok hızlı bir şekilde onu söylemeye çalışıyorum. Çok hızlı bir şekilde gördüğü yeri tekrar test etmeye gördüğü yere tekrar gitmeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir hareket içeriği. Bu hareketleri maalesef 2018 Ağustos ayında da Temmuz Ağustos ayında da görmüştük. En sonunda bir papaz bahane oldu ve 7.20'leri gördük. Şu anda da 7.20'lere oldukça yakınız. Orayı çok uzun olmayan bir süre içerisinde sanıyorum göreceğiz, test edeceğiz. Buraya kadar geldikten sonra 7.20 ziyaretini yapmadan geri dönebileceğini düşünüyorum. Zaten çok yakınız. Geri dönecek mi dönmeyecek mi esas sorun burada başlıyor. 7.20'nin üstünde bir hareket oluşmaya başlarsa dolar TL'de grafiksel açıdan geçenlerde değerlendirmiştik. Tekrar göz atarsak, göz atalım. Buradan gelen kanal zaten yukarı yönlü kırıldıktan sonra şuradan devam eden diğer kanala doğru yönelme isteğinde bulunabilir. Özellikle üst bölgeyi de kırar geçerse önündeki tek önemli direnç burası kaldı çünkü. Bundan sonra hareketin içeriği yukarı yönlü daha iştahlı olmaya adaydır. Hareketin üst kısmında teknik açıdan bakıyoruz. Temel açıdan bunun önüne geçebilecek başka sebepler var tabii. Yukarıda 8.25 civarı kanalın şu anki üst bandına tekabül ediyor. Oraya doğru bir hareket edeceği iddiasında değiliz. Yanlış anlaşılmasın. O harekete doğru yönelip yönelmeyeceğini eski zirve 7.20 belli edecek arkadaşlar. Burada 7.20'nin açıkçası burada bir teknik açıdan izahatım çok
manalı olabileceğini düşünmüyorum. 7-20'yi kırıp kıramaması net olarak bence Merkez Bankası'nın geçenlerde bir seri açıklama yaptı. Bu açıklamanın içerisinde IMF ile yani Fed IMF aracılığıyla Fed kaynaklı o 9,5-10 milyar dolar krediyi kullanmak istemediğini, hani görüşmeler bu doğrultuda değil gibi bir takım açıklamalar oldu. Net olarak özetlersek durum şu. IMF aracılığıyla Fed tarafından verilmek istenen ya da sunulan krediyi diyelim. Merkez Bankası çok olumlu bakmıyor. Bunu anlıyoruz. Sebebini bilmiyoruz. Hepimizin kendimize göre fikirlerimiz var tabii. O ayrı ama işin sonucuna bakalım. Bu krediyle ilgilenmediğini söyledi Merkez Bankası. Neyle ilgileniyor o zaman? İşte Çin, Rusya ve birkaç ülke daha sayıldı. Bu ülkelerle ilgili başka swap yapabileceğini, bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdiler, söylediler. Peki ne kadar etkili olur? Şimdi Fed kaynaklı bir 9,5-10 milyar doları bir tarafa koyarsak, Çin ya da Rusya kaynaklı bir başka anlaşmayı bir tarafa koyarsak, o kadar bir kaynak yaratılabilir mi? Bilmiyorum. Bana çok şeymiş gibi gelmiyor, yaratılabilirmiş gibi gelmiyor. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Söylemek istediğim şey şu: eğer oradan ciddi bir kaynak kısa sürede müspet bir sonuç alınamaz ve ciddi bir kaynak yaratılamazsa 7-20'nin bu bölgede çok fazla dayanma şansının olduğunu ben düşünmüyorum. Yukarı yönlü kırılmanın yaşanabileceğini düşünüyorum ama buna rağmen 7-20 bölgesi kırılmadan ya da bugünlerde olumlu ciddi tutarlar, yani öyle işte 500 milyon dolarlık, 1 milyar dolarlık, 1,5 milyar dolarlık, en nihayetinde bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın miktarı da çok önemli. Kayda değer bir rakamda bir anlaşma yapılırsa o zaman görüntünün biraz daha değişeceğini, olumsuz görüntünün tümüyle üstünden kalkması mümkün değil. Sebebi zaten genel global görüntü düzelmeden egzotik para birimlerinde değerlenmenin değerlenmeyi beklemek çok doğru olmaz zaten. Ama en azından bir zardaki görüntü, rubledeki görüntü neyse stabile yakın böyle geniş bant hareketi yapan ya da öyle bir harekete dönüşmesi mümkün olabilir. Bunun tek yolu da hangi ülkeyle görüşülüyorsa görüşülsün ciddi miktarda bir swap anlaşmasıyla olabilir. Onun dışında şu anda kısa vadede çok başka bir çözüm görünmüyor gibi geliyor. TL ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu. Egzotikler açısından da genel görüntünün zaten çok iyimser olmadığını, genel piyasa koşullarının düzelmeden, salgın meselesi düzelmeden genel piyasa koşulları açısından görüntünün de çok iyileşmeyeceğini söylemek lazım. Bir diğer konumuz daha önce çok uzun zaman inceledik, petroldeki görüntü. Petroldeki görüntü herkesin dikkatini mutlaka çekmiştir arkadaşlar. Son zamanlarda bir miktar, yani özellikle şu son 2 gündür bir miktar iyimserlik hakim piyasaya. İyimserlikten kastım şu şey değil. İyimserlikten kastım işte 3 dolarlık, 5 dolarlık, 10 dolarlık yukarı yönlü sert ve kalıcı hareket yapıyor. Öyle bir görüntü yok zaten. Ama şöyle bir görüntü var. Bakın burada kısa vadeli belki saatlik bir grafik ama genel görüntüye baktığınızda 20 piplik, 30 piplik yukarı yönlü hareketlerde bile ciddi şekilde bir satış baskısı geliyordu. Her yukarı yönlü hareketli bir satışa yakalanıyordu petrol. Şuradaki hareket bile ciddi şekilde bir baskıyla karşılaştı ve aldığım ciddi bir miktarını geri verdi. 7.95-8'lerden gelen bir hareketti bu. Sonra 8.15'lere kadar geri döndü. Grafiği küçülttükçe çok anlamsız bir şekilde geliyor zaten grafikte. Şimdi
Şöyle tam net gösterebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Biraz da zor da. İşte bu yaptığı ikinci dip hareketinden itibaren bir genel trend oluşmuş gibi görünüyor. Buraya kadar bu trend çizgisine kadar olan düzeltmeler normal ve kendi statüsü içerisinde değerlendirilebilecek bir düzeltme hareketi olarak görülse de o da aşağı yukarı işte 8.30-8.40 seviyelerinden geçiyor bugünlerde. Buraya kadar olan düzeltmeler normal kabul edilebilir ama onun altına geçmemeli. Zaten çok fazla oyalandı o bölgede. Yatay destekleri de eğer bu bölge aşağı yönde geçilirse yatay destekler de kırılmış olur ki o açıdan görüntü çok hoş olmaz. Şu açıdan şu günlerde satış baskısı yemiyor olması, yukarı yönlü ufak ufak ağır aksak da olsa ilerliyor olması en azından olumlu bir görüntü veriyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şeylere bakalım arkadaşlar. Yavuz Bey ses yok demiş ama ses var. Sesle ilgili bir sıkıntı yok. O şey herhalde. Zafer Bilgin, Tikbilim petrol işlemlerinin ne zaman başlatacağına dair herhangi bir öngörünüz var mıdır? Teşekkür ederim. Tarih konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Söylenilen şey şu. Stabil. Bu konuda aslında evet yani çok da fazla bugün bir soru yok. Bu konuya ben değinmek istiyordum. Bizim Facebook grubunda da bu konuyla ilgili fazlaca konuşulmaya başlandı. Konuşulmasında bir sakınca yok. Sadece beni rahatsız eden kısmı konuya birebir vakıf olmayan kişilerin hani fikir yürütmek başka bir şey, şöyle tahmin ediyorum demek başka bir şey ama bu şundan kaynaklanıyor gibi böyle kesin hüküm veriyormuş durumunda yorumlar yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Sadece bizim grupta değil, yani ben yıllarca bu işle kavga ettim. Invest'te yazarken bile 50 kere benim hesabımı kapattılar sırf bu mevzu yüzünden. Ya bilmiyorsan bilmiyorum deme hakkını kullanabilirsin bir mevzuda. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Genel olarak yorum şöyle yapılıyor. İnsanlar belki bu manada haklı. Petrolde işlemler ne zaman açılacak? Stabil olduğu zaman. Abi stabil zaten. Neden stabil? 2 haftadır 8 ile 9 arasında ben 9'a son birkaç gündür hareket etti ama 8-8,5 civarında 2 haftadır stabil. Hayır efendim hiç de öyle değil. Bu stabilite sadece sizin ekranınızda böyle. Yani 8,5 civarında seyreden petrol sizin ekranınızda böyle. Bir başka firmanın ekranını açtığınızda bir bakıyorsunuz 19'u görmüş, bir bakıyorsunuz 4,5'u görmüş. Yani şimdi kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Bunlar çok uzun ve teferruatlı mevzular ama CFD kontrattan bahsetmiyorum arkadaşlar. Spot piyasada da alternatif fiyatlama şekli var. Spot piyasada şu anda 19'u, 20'yi, 21'i gösteren fiyatlar var. Hem de bunlar ciddi firmalar. Onun kimi yanlış, bunun kimi yanlış meselesinden ziyade işin yöntemine bakmak lazım. Piyasada spot fiyat yansıtan firmalar iki şekilde yansıtabilir. Birincisi bizimki gibi. Yani bizimki gerçek spot fiyat. Hani bunu bir şey meselesi olarak bizimki gerçek onlarınki sahte manasında söylemiyorum. Yani gerçek spot fiyat ne demek abi? Bu malı gerçekten almak istiyorsan bu parayı alırsın kardeşim. Bugün parayı verirsin bu malı alırsın. Bir varil petrolün bugünkü fiyatı 9 dolar 20 sent. Mevzu bu. Peki spot fiyat diye veren hem de ciddi firmalar bugün 19 doları, 20 doları, 21 doları biraz önce ben baktığımda webinara başlamadan önce günün maksimumunu 20-50, 21 civarında görmüş bir başka firmadan bahsediyorum. O da spot fiyat. Böyle birçok firma var. O da spot fiyat. Peki o fiyat ne? Bu fiyat vadeliden bozulmuş. Yani CFD'den içinden şey düşülerek vade sonundaki tarih hesaplanıp içinden kontrat farkı yani swap farkı düşülerek verilebilir. Buna da spot fiyat deniyor. Yani ikisinin isim benzerliği sizin yani isim benzerliğinden kastı özellikleri de aynı aslında. Şöyle
Orada da kapanmıyor. Orada da vade yok. Orada da rollover yapma zorunluluğunuz yok. Ne zaman açıyorsanız, sıvama razı oluyorsanız taşırsınız. İsterseniz ilelebet. O firmada da öyle. Ama yöntemi farklı. Yani o adam vadeli kontratta içinden mevcut şu anki şeyi düştüğü için, swap fiyatını düştüğü için arada çok farklı fiyat açılmaları olabiliyor. Şunu söylemek daha doğru. Eninde sonunda bu fiyatlar birbirleriyle eşleşecekler. Ama o bize yansıyacak, yani bize yakınsayacak, ama bizimki ona yakınsayacak. Eninde sonunda bu eşleşecek. Ne zaman eşleşecek? Bu swap meselesi gündemde sorun olmaktan çıktığı zaman eşleşecek. Yani ortada bir swap hikayesi, ciddi bir swap farkı yoksa bu kadar fiyat farkı oluşmaz. Bu oluşan fiyat farklarının tek ve tek sebebi swap farkı zaten. Mevzu bu. Birisi içinden hesaplıyor, birisi dışından hesaplıyor, birisi gerçek net spot fiyatı veriyor. İşte investing.com'da spot fiyat diye yazdığınızda, petrol spot fiyat diye yazdığınızda karşınıza çıkan rakam bizim ekranımızda gördüğünüz rakam. Yani mevzu şu, buradaki stabilite bütün petroldeki fiyat hareketlerinin stabilitesini göstermiyor. Bu sizin bana sorarsanız bir avantaj. Yani tikmil de işlem yapan bir avantaj. Ama bu yatırımcı karakteriyle de alakalı. Eğer siz sabah aç, akşam kapat, düştüğünde al, çıktığında kapat şekliyle işlem yapmaya, hesabınızı riske etme pahasına olabilir. Yani bunu kötülediğim için ya da eleştirdiğim için söylemiyorum. Hani böyle bir yatırımcı tarzınız varsa evet bu size uymayabilir. Şu anda işlem açma yetkisi yok zaten, vermiyor. Ama verse bile bu fiyatlama size bu hareket şansını kazandırmıyor ayrıca. Öbür taraftan bu hakkı veriyor mu? Yani dalgalanmanın çok olduğu yerde aşağıdan al, yukarıdan sat mevzusu işe yarayabilir. Bunu bilmiyorum. Yani ama tercih oysa o doğrultuda bir firmayla çalışmak çok daha olabilir, etkili olabilir. Tikmin'in fiyatlaması bu şekilde. Ne zaman işlem açılacak? Ben sadece fikren söyleyeyim. Tikmin'in bir şey değilim. Yani dediğim gibi Tikmin'le ilgili bu konuda zaten herhangi bir tarih meselesi söylenmiyor, ama hani şu bir belirtidir. Bu fiyatlar arasındaki makas kapanmaya başladığında, ciddi ve makul seviyelere indiğinde, yaklaştığında diyeyim daha doğrusu, o zaman bu petrolde hem swap'ın sorun olmaktan çıktığını hem de işleme açılabilir hale geldiğini göreceğiz. Bir müddet daha bence zaman var. O tarih ne zaman olabilir? Yine ben sadece kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Bu Haziran, Mayıs Haziran kontratlarının, yani geçen ay hatırlıyorsunuz Nisan 20'si 21'i mi 21'i 22'si mi tam dönüm günü, kontrat dönüm gününde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu sefer de aşağı yukarı aynı tarihlerde kontrat dönüm zamanı olmalı. Ya 28, yani minimum ortalama 28 gün, maksimum 30-32 gün olabilir zaten aşağı yukarı. 30 gün civarındadır yani. Kabaca bu ayın 20'sinden itibaren yeni kontrata geçerken bu tür kontratlar arasında çok ciddi farklar oluşmadığını görürsek hem işlem açma hem de swap meselesi sorun olmaktan çıkacaktır. Bu benim, tekrar söylüyorum, bu benim şahsi fikrim. Kimseyi bağlayıcı olarak söylemiyorum. Bu konuda söyleyebileceklerim de bunlar arkadaşlar. Bu araya girmiş olduk. Son bir altınla ilgili bir yorumumuz olacaktı. Altında genel görüntü ne? Çok kısaca özetleyeyim. Altında uzun zamandır nasıl Euro bölgesinde deflasyon söylentileri varsa, o hatta çok uzun zamandır değil. Kısa birkaç haftadır böyle söylentiler var. O konuda fikrimi söyledim. Ama altında şu tür söylentiler var. Çok uzun zamandır, birkaç aydır bunları
dillendiriyorlar. Duyuyoruz. Altında 2000'li seviyelerin üstü, 2500'lü seviyelerin konuşulduğunu, ilerleyen dönemlerde buraya gideceğini, hatta neredeyse bunun garanti olduğunu söyleyen iddialı söylemlerde bulunan tweetler, yorumlar görüyoruz. Ben bu fikre asla ve asla katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. Hani bundan belki 2 ay önce bugünleri tarif etseydiniz, evet yani olabilir derdim. Böyle dünya bu kadar kendi içine kapanmış, bu kadar ciddi salgın sorunu yaşanıyorsa, işte petrol krizi yaşanmışsa, buralara gelmişse, ülkeler arasında yaşamsal sorunlar olmuşsa, bu kadar şirket ciddi şekilde zarar ediyor, işsizlikler buralara gelmişse, altın 2000 olur mu deseniz, evet olur diyebilirdim. Ama bakın şimdi bunları yaşadığımız halde altın hala 1700 dolar seviyelerinde. Yani altın 2000 olmak isteseydi, 2500 olmak isteseydi bundan daha iyi şart mı bulacaktı? Yani elini tutan mı vardı? Niye olmadı ki? Neden şimdiye kadar yükselmek için ihtiyacı olan neyi bulamadı altın? İşte bakın görüyoruz. Yani şimdi bundan önce bulunduğu bölgenin çok uçuk kaçık üstünde falan da değil. Yani diğer pariteler, para çiftleri, petrol, başka enstrümanlar altından çok daha totalde baktığınız zaman çok daha ciddi, çok daha sert hareketler yaptılar. İşte şu bölge altının şeyden önce 1696-1700, işte daha önce defalarca bu bölgeyi, defalarca dedim yakın zamanda bu bölgeyi pandemi hikayesinden hemen önce bulunduğu bölgeler bunlar. Yani mevzu bu kadar derinleşmediğinde gördüğü bölgelerdeyiz zaten. Yani o zaman da 1695'i görmüş. Şimdi de 1700 seviyelerindeyiz. Petrol orada mı? Yani pandemiden önceki, salgından önceki seviyelerinde mi? Euro dolar oralarda mı? Sterlin dolar o bölgede mi? Para çiftleri, gelişen ülkelerin para çiftleri o bölgede mi? Borsa endeksleri o bölgede mi? Ama altın hala bu bölgede. Yani neden yükselmiyor? Neden yükselmiyor onun mevzusu çok uzun hikaye ama şunun cevabını çok rahat verebiliriz bu grafiğe bakarak. Şimdiye kadar yükselmemiş altın ne olacak da yükselecek? Yani daha ne olabilir ki? Hani altının yükselmesi için. Ha yani çok ciddi Amerika'nın da içinde olduğu bir savaş belki tetikleyebilir. Onun olup olmayacağını da bilmiyoruz. Şu anda öyle bir görüntü yok ama altını 2000'lerin eğer böylesine bir salgın altını 2000'li seviyelerin üstüne taşımaya gücü yetmemişse bundan sonra yakın dönem için söylüyorum. Bundan 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını elbette bilemeyiz. O günün şartları ne olur, altının çıkartılma maliyeti ne olur, merkez bankaları altını rezerv olarak ne kadar değerlendirir, ne kadar değerlendirmez onu bilmiyoruz. O ekonomik dengeler değiştiğinde farklı şeyler olabilir ama bugünkü dengeler üstünden konuşuyorsak altın yakın orta vadede 2000'lerin üstüne taşıyacak bir sebep en azından şu an için görünmüyor. Tekrar söylüyorum eğer 2000'li seviyelere gitmeye hevesli olsaydı altın şu özellikle son birkaç aylık dönem içerisinde elinde oldukça yeterli sebepleri, oldukça yeterli bahaneleri vardı. Pekala gidebilirdi. Kimse de buna şaşırmazdı. Bu açıdan bakıldığında ben altının bu seviyelerin üstünde kalmakta biraz zorlanacağını düşünüyorum. Kaldı ki daha önce ki bu şu bölge stop seviyesidir dediğimiz bölgenin henüz üstüne çıkabilmiş kalıcı olarak orada kalabildiğini gösteren bir görüntü içerisinde değil. İlerleyen günlerde ne olur onu bilmiyorum ama yukarı yönlü hareketinden ziyade altının yavaş yavaş artık bu fiyatlarda yorulduğunu ve aşağı yönlü iyimser hareketlerle, iyimser olaylarla aşağı yönlü hareket için sebep aradığını açıkçası düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bu seviyelerde ben çok fazla stoplu işlem yapmayı sevmediğim için bu seviyelerde altınla ilgili işlem yapmayı ister yukarı yönlü olsun, ister aşağı yönlü olsun aşırı riskli buluyorum. Onun için altında herhangi bir pozisyon taşımayı ben şahsen tercih etmiyorum.
daha önce çizdiğimiz gibi şu trendin kırıldığını görmüştük ve aşağı yönlü bir hareket sebebi görmesi lazım altın. Aşağı yönlü bir iyimser gördüğünde de 1575 ve 1475 gibi sırasıyla iki ayrı hedefi olabileceğini düşünüyorum. Bu genel fikrimdir. Kimseye yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söylüyorum, yatırım tavsiyesi altında şu seviyede verecek şey değiliz. Öyle bir tavsiye içerisinde olsak kendimiz işlem yaparız zaten. Ben öyle bir yön görmüyorum açıkçası altında. Hangisi daha olası onu söylemeye çalışıyorum sadece. Arkadaşlar katılımınız için çok teşekkür ederim. Bu haftanın ikinci webinarı her hafta olduğu gibi Perşembe günü akşam saat 6'da yani ayın 7'sinde tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, iyi günler diliyorum. İyi akşamlar.